Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Güne acı bir haberle uyandık. Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen 7 güvenlik görevlimize ve Siirt'te terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen iki özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve ulusumuza bas sağlığı diliyorum. Evet, pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde Millet İttifakı belediyeleri bir yandan virüsten dolayı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışırken bir yandan da kendi şehirlerindeki sorunları çözmek için yoğun bir mücadele içerisindeler. Yaşadıkları gelir kayıplarına ve her türlü engellemelerine rağmen büyük bir mücadeleyle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüşler ve bir memnuniyet yaratmışlardır. Bu memnuniyet saraydakileri rahatsız etmiş olsa gerek ki gün geçmiyor, her gün farklı bir olayla, farklı bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin daha önce rafa kaldırılmış, yapılmamış metro projesini hayata geçirmesini hazmedememiş olsa gerek ki o projenin gerçekleşmesi için alınan yabancı krediyi de el koymuştur. Bu kabul edilebilir bir şey değil değerli arkadaşlar. Bakın her türlü engellemelere, her türlü olumsuzluğa rağmen İstanbulumuzun içinde bulunduğu trafik sorununu çözmek için vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için bütün dünya uluslarının, bütün dünya belediyelerinin de çözüm olarak gördüğü toplu ulaşımın en önemli ayağı olan metroyu hayata geçirmeye çalışıyor. Projeyi uygulamaya çalışıyor ama aldığı krediyi o kaynağa siz el koyuyorsunuz. Niye? Daha önceki yönetimin borçlarından dolayı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu yasal bir şey değil. Yani 565 milyon liralık bir kaynağa yasa dışı icra iflas kanununun madde 82 taksim 1'de haciz olunamaz malları sayarken bu yapıyı da ortaya koymuş. Kaldı ki 5393 sayılı belediye kanununun madde 15'te açık ve net şekilde bu tür kaynakların hazredilemeyeceğini ifade ediyor. Sonuçta metro bir devlet malıdır, bir yatırımdır ve alınan kredi de o yatırıma tahsis edilmiştir. Siz tahsisli bir parayı, kamu kaynağını maalesef yasa dışı bir şekilde el koyuyorsunuz, haz ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu anlamak da mümkün değil. Ama öyle bir korku sarmış ki, öyle bir korkuya kapılmışlar ki belediyelerimiz hangi hizmeti ortaya koysa, vatandaşımızın hangi sorununu çözmeye çalışsa ve içinde bulunduğumuz durumla ilgili olumsuzlukları gidermeye çalışsa maalesef bir korku, bir panik. Bu milletimizin gözünün önünde. Ceyran ediyor. Milletimizde şu anda yapılan her şeyin farkında. Ben kamu bankalarımızı tekrar uyarıyorum. Tekrar buradan onları yasalara saygı göstermeye, kanunlara saygı göstermeye davet ediyorum. Yasa dışı işlemler yapmayın. Zaten belediyelerimize kredi vermiyorsunuz. Hesap açmıyorsunuz. Her türlü zorluğu gösteriyorsunuz. Şimdi de yasa dışı uygulamalara başladınız. Bir hilkat garibisi de Udunpazarı Belediye'mizde. Udunpazarı Belediye'miz önce Aşevi için biliyorsunuz pandemi süresi içerisinde şartsız bağış almaya çalıştı, engellendi. Şimdi meclisinden yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak, yetki alarak, mecliste onaylatarak şartlı bağış almaya çalışıyor, gene yok. Banka hesap açmıyor. Kurban e, bağışlarıyla ilgili e, bir hesap açmaya çalışıyor. Aş evine e, e, bağış almak için. Aş evinde orada ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sıcak yemek sağlamak için. Onların içinde bulunduğu bu olumsuzluğu gidermek için bir katkı sağlıyor. Onlara destek olmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bunu da maalesef engelleniyor. Halbuki 5393 sayılı belediye kanununda şartlı bağışı kabul etmekte açık net bir şekilde tarif edilmiş. Yani bunlar ya yasayı bilmiyor ya da yasayı tanımıyor. Ya da hayır her şeyi ben bilirim ben yaparım anlayışı içerisindeler. Bunu da asla kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, tabii bir de geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi Adana Büyükşehir Belediye'mizde yaşanan olay. Borç, geçmiş dönemden kalan borç ve bu borcun altı buçuk milyon lirası ödenmiş. Ödeme devam ediyor. 5.8 milyon lirası kalmış. Belli bir süreçte ödeniyor. Ama sırf belediye başkanımızı ve belediyemizi itibarsızlaştırma adına sadece kamuoyu nezdinde bir algı yaratma adına bir eylem gerçekleştiriliyor. Ondan sonra da maalesef havuz medyası bunu alarak sanki belediye başkanımızın ve belediyemizin olumsuzluğu gibi anlatmaya başlıyor. Bu gerçekten acı bir olay. Hem Adanalı hemşehrilerimizin gerçekten bu olaya muhatap olması hem de belediyemizin bu olayla anılması gerçekten acı bir olay. Bunu yapmanın hiç kimseye faydası yok. Buradan nasıl bir rant devşirirsiniz, nasıl bir algı yaratırsınız onu bilmem. Ama Adanalı hemşerilerimiz ve Türkiye ne yaptığınızın farkında. Siz orada milyonluk alacağınızın karşısında hiç fazla bir ekonomik değeri olmayan, masayı, sandalyeyi alarak mı alacağınızı tahsil edeceksiniz? Orada yani çok da ekonomik değeri olmayan masayı, sandalyeyi alarak mı itibarsızlaştırmaya çalışacaksınız belediyemizi, belediye başkanımızı? Bu beyhude bir çalışma, bu çalışmanın da hiçbir karşılığı yok. Bakın Sayın Zeydan Karalar her ay 60 milyonluk açığı gidererek belediyesini artı değer katan hale getirmiştir. Bu kalan borçlar geçmiş dönemden kalan borçlar ve her ay Adana Büyükşehir Belediyesi 60 milyon lira açık veriyordu. Şimdi israfı önleyerek daha verimli bir çalışma sergileyerek bu 60 milyonluk açık kapatıldı ve artı değere geçildi. Bu artı değerden de Adanalı hemşehrilerimiz faydalanacak. Bu da onlara hizmet olarak, sorunların çözümü olarak dönecektir. Ama bu borcun müsebbibi olanlar utanmadan, arlanmadan kendi ortaklarıyla birlikte belediyeyi çalıştırmaya çalışarak, belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışarak, algı yaratarak bir yere varmaya çalışıyorlar. Bunlar bu çalışmaların hiçbir faydası yok. Ne yaparsanız yapın, belediyemiz çalışmalarına, Sayın Zeydan Karalar çalışmalarına devam edecek ve Adanalıların hizmetinde olacak sorunlarını çözecektir. Tabii AKP'nin sözcüsü bu konuyla ilgili televizyonlara çıktı ve hiçbir belediyenin borçsuz devre almadığını, siyasetçinin yeteneğinin bu borçları deyip hem de bu hizmetleri yapabilmesi demiş. Doğru. Doğru. Sayın Çelik söyledikleriniz doğru ama insana sormazlar mı? Yandaş firmanın biri piyasadan bir buçuk liraya topladığı fidanları askiye 15 liradan satmış. Halbuki orman fidanlığı ben bunu sana ücretsiz bedava da veririm demiş. Orman fidanlık müdürlüğü bedava veririm demiş. İşte siz yandaşı zengin etmeye çalıştığınız için siz gereksiz yatırımları dinozorlara şunlara bunlara yatırdığınız için siz aslında vatandaşın ihtiyacı olmayan sadece yandaşa para kazandırmak üzere yaptığınız işlerden dolayı bu borçlar birikti. Sizin gönül belediyecilik anlayışınız yandaşlarınızın gönlünü hoş tutmaktır. Sizin gönül belediyeciliği diye tarif ettiğiniz olay aslında yandaşı zengin etmektir, onların gönüllerini hoş etmektir. O açıdan bu borçlar vatandaşın gerçekten sorununu çözmeye çalışan, onların içinde bulunduğu Sıkıntıları gidermeye çalışan değil yaptığınız projelerin çoğu yandaşı zengin eden projeler olduğu için bu borçlar katlanarak geldi ve bugün belediye başkanlarımız bir yandan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışırken onların hizmetindeyken bir yandan da bu borç yükünü azaltmaya israfı engelleyerek israfı öne koyarak ve birçok yatırımını öncelikleyerek devam etmektedir. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bir de zaman zaman ısıtılıp ısıtılıp önümüze getirilen bir Kanal İstanbul konusu var. Anlamak mümkün değil. Ülkenin bu kadar sorunu varken, ülkenin bu kadar derdi varken takmışlar kafaya Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Değerli arkadaşlar bakın, bütün bilim adamları, bütün uzmanlar önümüzdeki süreçte bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyor. Ve belli fay hatlarının zaman zaman harekete geçtiğini ve bundan çeşitli bölgelerimizin olduğu gibi İstanbul'umuzun da etkileneceğini olası bir depremde çok ağır bir faturayla hem can hem mal kaybıyla karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. Bizim önceliğimiz deprem olması gerekirken İstanbul'da yaşanılacak bir depremle alınması gereken e, tedbirler varken tutturmuşlar. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Ya bütün bilim adamları açıkladı bunun çevresel felaket olacağını, bunun orada belki hatlarını tetikleyeceğini, orada ayrı bir trafik sorununun yaşanacağını, ayrı bir yerleşim sorununun yaşanacağını, bütün verilerle, bütün bilgilerle. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantı düzenleyerek de bütün tarafları da bir araya toplayarak bununla ilgili bilgileri verdi. Bilim adamları birçok açıklamalar yaptı, bizler açıklamalar yaptık ama hala nedense Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Doymadınız mı bu ranta anlamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde rant oluştunuz, yandaşlarınızla paylaştınız ama yetmedi. Bir de bir Katar aşkınız var, bir Katar sevdanız var. Yani tank palet fabrikasını verdiniz, arsaları verdiniz, her şeyi verdiniz. Şimdi de onların kraliçelerine, onların yöneticilerine buraları peşkeş çektiniz. Buradan şimdi onlara rant devşiriyorsunuz. Biz anlaşılan bu hediye edilen uçağın parasını ödeyemeyeceğiz. Yani bu hibe edilen, bağışlanan, Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen bu uçağın bedelini Türkiye'de ne yaparsak yapsak bu bedeli ödeyemeyeceğiz. Tank paleti verdik, arsalar verdik, şimdi Kanal İstanbul'dan yerler veriyoruz. Ama ne verirsek tatmin olmuyorlar ve maalesef hala Katar aşkı, Katar sevdası bitmiyor. Pandemi bitiyor ilk ziyaret edilen ülke, daha doğrusu pandemi devam ediyor aslında da ilk dış ülkeye yapılan ziyaret Katar oluyor ve verilen her türlü ballı işler Katar'a gidiyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Bu Katar aşkı artık bitsin. Yani gerekirse o uçağın bedelini biz verelim de e, biz sağlayalım. Nasıl olsa ibanlarla bağışlar toplanılıyor. E, bir uçak içinde bir iban verilsin de biz bu Katar'dan da kurtulmuş olalım. Değerli basın mensupları bir diğer konu da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan strateji ve bütçe başkanlığı. 2019 faaliyet raporunda kuruma tahsis edilen 883.472.921 liralık bütçe ödeneğinden 621 milyon 100 bin lirası belediyelere yardım adı altında harcanmış. Faaliyet raporunun detayında yardım yapılan belediyelerle ilgili hiçbir detay yok. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu ödenekten hangi belediyelere de kaynak aktarıldı? Kaynak aktarılırken hangi kriterler baz alındı? Raporun detayında hangi belediyeye yardım aktarıldığı bilgisi yok. Hangi belediyelere verdiniz bu kaynağı? Yani 621 milyon 100 bin lira belediyelere yardım ettiniz. Bunu da faaliyet raporunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı resmi olarak açıkladı. Ama detayında hangi belediyeye kaç lira yardım ettiği ne verdiği belli değil. Ama açıklamaya cesaretleri yok. Çünkü kendi belediyelerinden başka kimseye verdiğini düşünmüyorum. Kendi belediyelerinden başkasına yardım ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü bu ayrıştırıcı politika, bu ötekileştirici anlayış ve muhalefet belediyelerini korkutarak sindirerek bir şekilde engelleyerek onların hizmet etmesini engel olan bir yapının da onlara bu ödenekten para vermesi düşünülemez. Bu konuyu takipçisi olacağız, soracağız ve soruşturacağız. Vatandaşın cebinden çıkan vergilerin her kuruşunun hesabını soracağız. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan da bu sorularımızın cevabını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu pandemi sürecinde belediyelerimizin neler yaptığını ve bu süreci nasıl iyi yönettiğini ve gerçekten pandeminin yayılmasının engellenmesini daha vatandaşımızın daha fazla vatandaşımızın bu hastalığa virüse yakalanmasından ve ölmesinin önüne geçtiklerini ifade etmiştik. Çok yoğun bir çalışma sergilediler. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii ki sağlık çalışanlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bu süreçte belediyelerimiz hiçbir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Gerçi onlar işte Cumhurbaşkanlığı strateji başkanlığından farklı kaynaklardan ciddi yardım alıyor bu hükümete mensup iktidara mensup belediyeler ama ben gene ayırmıyorum. Bütün belediyeler ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde, problem içerisinde. Defalarca söyledik. Her yerde dile getirdik. Yani Genel Başkan yardımcılarıyla görüştük. Dedik ki bu belediyelerin gelirlerini artıralım. Bu belediyelerin yetkilerini artıralım. Sonuçta vatandaşın ilk başvurduğu en önemli birim belediyelerimiz vatandaşımızın direkt hizmet aldığı birimler belediyelerimiz ve onlara birçok bu süreç içerisinde pandemi öncesinde de birçok yük yüklendi. Yani birçok onarım, tadilat işleri onlara verildi. Birçok konuda birçok hizmet ona devredildi. Devlet yapamadığı, bu yapının gerçekleştiremediği bazı hizmetleri belediyelere siz de yapabilirsiniz dediler. Yapabilirsiniz dediler ama hiçbir kaynak hiçbir ödenek sağlamadılar. Ve maalesef belediyelerimiz bu yükün altına girdi ama maalesef kaynağını alamadı. Değerli arkadaşlar, bu pandemi sürecinde de yoğun bir çalışma ve harcama yaptılar. Aynı şekilde gene kaynak sağlanmadı. Damat birçok paket açıkladı, birçok paket söyledi ama yerel yönetimlerle ilgili hiçbir iyileşme olmadı. Tekrar yineliyorum. Tekrar söylüyorum. Birçok konuda belediyelerimiz hizmetlerini artırır artırıyor. Sizin de gelirlerini artırması lazım. Bakın, artık küresel ısınmadan iklim krizinden dolayı her yerde sellerle, doğal afetlerle karşı karşıyayız. Bunların engellenmesi, önlenmesi, vatandaşımızın daha az zarar görmesi için belediyelerimizin daha fazla hizmetlerini ortaya koyması lazım. Bunun için de kaynağa ihtiyacı var. Ama maalesef siz hiçbir şekilde o gün bugündür belediyelerimize kaynak sağlamadınız. Yüzde dokuz olan bütçe gelirlerinden payını altıya kadar düşürdünüz. Birçok vergi gelirlerini Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağladınız. Yetkisine verdiniz. Ama belediyelerimiz bu yokluk içerisinde hizmet vermeye çalışıyor. Bakın bazı işte balıkçılara bazı sektörlere mazotta KDV indirimi sağladınız ki doğru yaptınız destekliyoruz. Ama bunu kamu hizmeti yürüten, kamu hizmeti yapan belediyelerimizi de yapın. Bazı istisnalardan belediyelerimizi de faydalandırın. Bazı vergi indirimlerinden belediyelerimizi de faydalandırın ki onlar da vatandaşımıza daha iyi hizmet vermenin çabası içerisinde olsunlar. 10 maddede geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptık. Belediyelerimizin durumunun düzelmesi ve kaynakların artırılması daha iyi hizmet vermesinin önüne açılması için. Ama tık yok. Ama hiçbir açıklama yok. Yani sonuçta biz sadece kendi belediyelerimize istemiyoruz. Yani Türkiye'de 1389 belediyenin hepsini istiyoruz. Ayırmadan, siyasi parti ayırmadan. Ama sizin umrunuza değil, gene saraydan karar vereceksiniz. Gene saraydaki ne isterse, neyi söylerse o olacak. Ama o ikna edilmeden veya o karar vermeden hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Ama bilin ki bunun faturası hepimize çıkacak. Bunun bedeli ne hep beraber ödeyeceğiz. Çünkü yerel yönetimlerimiz vatandaşımızın direkt hizmetinde olan günün 24 saatinde 365 gününde hizmet veren ve sorunları çözen bir birimimiz. Eğer bu birimleri daha fazla zayıflatırsak daha fazla onları gelir kaynaklarından mahrum bırakırsak, onları daha fazla hizmet edemez hale gelirsek, demin de ifade ettiğim gibi bunun bedelini hep beraber ederiz. Bunun sorumluluğuna hep beraber katlanırız. Tekrar yine mutlaka ama mutlaka belediyelerimizin kaynaklarını artıralım, onların yetkilerini artıralım, onlar da belediyelerimizde daha fazla hizmet versin, vatandaşlarımızın sorunlarını çözsün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyrun. Efendim, HDP'nin 65 belediyesinden 47'sine kayıp atanmıştır. En son Ağrı Ziyad'in belediyesine kayıp atandı. HDP belediyelerine yönelik bu kayıp atamalarıyla ilgili, pardon sorumu tekrar edeyim. Efendim malumunuz şimdi HDP'nin 65 belediyesinden 47'sine kayyum atanmış durumda. En sonunda Ağrı Diyadin e, belediyesine kayyum atandı. HDP belediyelerine kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kayyumların ile ilgili e, CHP olarak, yerel yönetimler olarak herhangi bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii biz bununla ilgili düşüncelerimizi daha önce defalarca açıkladık. Seçimle gelen, seçimle gider. Eğer bir suç unsuru varsa yargı orada. Yargı Devreye girer eğer herhangi bir suç işlenmişse yasalara aykırı bir davranış olmuşsa sonuçta ona göre yapılır. Ama burada maalesef görülüyor ki geçmişte olduğu gibi seçimle geleni belli bir iradeyle görevden alınıyor. Biz geçmişte AKP'li belediyeler görevden alınırken istifa ederken de aynı şeyi söyledik. Ee, bizim belediyelerimizle ilgili de söyledik. HDP'li belediyeler için de aynısını söylüyoruz. Seçimle gelen seçimle gider ama bir suç unsuru varsa yargı orada, yargı değerlendirir ve gereğini yapar. Ama asıl üzücü olanı şu. Sonuçta görevden alıyorsunuz ve kayyım atıyorsunuz. Kayyımların da orada nasıl hizmet ettiği belli. Mardin'de ve diğer büyük şehirlerde belli. Ee, ne, ne kadar lüks, ne kadar israfın içerisinde olduğu belli. Ee, bunları da takip ediyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde de değerlendirmesini yapacağız. Teşekkür ederim.